Haftanın son yarışmacı gelini Fatma Nur Endes. 24 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Balıkesirli gelinimiz ev hanımı. Aslı Hünal ve Gelin Evi'nden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün final günündeyiz. Balıkesir Karasi'den, tam Balıkesir'in merkezinden herkese kocaman bir merhaba. Bugün Balıkesir'e veda ediyoruz. Ben biraz hüzünlüyüm, lakin biraz üşütmüşüm. Birdenbire dün gece bir yağmur, bir fırtına, balkona açık kalmış, benim sırtımdan bir yel girmiş. Yakılar koydum ama iyiyim şu anda. Kendimi topladım ve gelinimizin kapısına geldim. Fatma Nur gelinin acaba evi de kendisi gibi böyle biraz değişik mi? Yani gelenekselci bir gelin mi? Çünkü gelin evinde gayet iyi takip eden bir gelin. Ama şimdi mesela Fatma Nur'a bakınca yani çok farklı bir ev hayal ediyorum. O sebeple bu gelinlerin içerisinde en merak ettiğim ev kimin derseniz Fatma Nur'un evi. Şimdi hediyemi rica edeyim de sesten. Ay ay ya, finalleri hem seviyorum hem üzülüyorum. Veda edecek olmanın burukluğu da var. Zilimizi çalalım bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Ay, sırtınız ağrımasın, dikkat edin siz de vallahi. Hoş geldiniz. Fatma, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ay dur, çıktı şöyle bırakayım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Bak bugün de bizi böyle, yine saçlarımız tabii aynı ama böyle bir leopar deri etek. Evet. Ve tabağında bu ne, tarçın mı bu? Evet, bu tarçın Aslı Hanım. Canım. Şimdi bunu üfleyeceğim. Sizinle beraber evime bolluk, bereket gelsin. Ne bana diyorsun? Getirsin diye, evet. Aa, böyle hani bolluğuna inandığın kişiyle üfleyince daha mı çok geliyor? Evet. Yapma ya. Yani. O neye inanırsanız o zaman çekeriz. Bak. Tamam. Neye inanırsak onu çekeriz. Bravo. Evet. O zaman biz böyle şu an izleyicilerimiz de var. Tamam. Biz böyle izleyicilerimizin böyle cam ekrandan içine doğru üfleyelim. Üfleyelim. Herkesin evine bolluk, bereket, şifa, güzel enerjiler geçsin. Evet. Böyle inanmış Fatma Nur gelin. Biz de yapalım. Hadi o zaman. Aslı Hanım'la Fatma Nur gelin salona geçerken gelin hep birlikte eve bir göz atalım. Fatma Nur gelin oturma odasında kiremit rengi köşe kanepe ve otantik bir halı tercih etmiş. Salon dekorasyonunda füme, krem ve pembe tonları göze çarpıyor. Mutfaktaysa tezgah bölümünde krem ve kahve tonları kullanılırken diğer bölümlerde siyah ve beyaza yer verilmiş. Burası da Fatma Nur gelinin yatak odası. Odada koyu kahverengi mobilyalar ve gold detaylarla şık bir dekorasyona imza atılmış. Nasılsın Fatma Nurcuğum? İyiyim Aslı Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Farkında mısın? Finali sende yapıyoruz. Evet. Bunun senin yaptığın meditasyonlarla bir alakası var mı bilmiyorum. Olabilir belki de. Sana denk geldi. Evet. Ya bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi senin için? İyi bir şey bence. Yani ben finalim bende olmasına mutluyum. Öyle mi? Evet. Bence de. Ben de mutluyum. Çünkü bugüne kadar senin acaba evin nasıl diye merak içindeyim. Eminim gelinler de ve izleyicilerimiz de öyle. Şöyle bir bakıyorum. Şaşırıyor muyum? Sen örf adetlerine de bağlısın. Evet. Marjinal olan bana göre bütün hafta gördüğüm sadece saçlarındı. Saçlarım değişik ama ben meditasyon yapmayı, ritüeller yapmayı seviyorum. Evet, onu anladım ben. Başka neler yapıyorsun Fatma'nın böyle ritüel olarak? Aslında bir videom var, onu izleyebiliriz aslında. Ha, olur. Evet. Tamam. Ay ne kadar güzel, eşin de sana eşlik ediyor. Evet, eşim. Siz aynı frekanstasınız. Evet evet, öyleyiz. Çok güzel. Peki mesela hani var mıdır senin şunu yaparsam mesela bir şey çok istiyorsunuz ve onun olmasını istiyorsunuz, evet, bir an önce. Mesela hani onun için yaptığın bir şey var mı? Olumlama yapıyorum. Ha, nasıl yapıyorsun? Kendimi olmuş gibi. Alacağım bir şey almışım, o benim, olmuş. Bu şekilde olumlama yapıyorum. Yani eşinin adı ne? Damra. Ha? Damra.
Damra. Damra, ne evet. Ne demek Damra? Damra, peygamberimizin süt kardeşinin ismiymiş. Aa. Ama öyle çok bilinmiyor, evet. Evet, Damra. Mesela Damra ile evlenmeden önce Damra ile evliyim, Damra ile mutluyum, Damra ile aynı çatı altındayım. Damra'yı, işte mesela Ali ise Ali'yi seviyorum, işte Mehmet ise Mehmet'i seviyorum, onunla evliyim, onunla mutluyum. Evet. Gibi şeyler evet, mi? Evet evet, o gibi şeyler. Ay kızlar, siz aldınız ve mesajı, kendimi... bekarlar aldı mesajı. Ve evet. Kendimi sürekli enerjimi temizliyorum. Her duş sonrası deniz tuzuyla en son başımdan aşağı deniz tuzu döküyorum. O zaman bir tasın içine deniz tuzu. Evet, deniz tuzu. Normal kaya tuzu böyle evdeki... O da olur, sofra tuzu hani, da olur. Sofra tuzu falan kaya olur. Kaya tuzu da olur, evet. Bütün hayır, tuz. Bir de şey diyorlar, hani negatif enerji gitsin diye banyoda sirke ile yıkan. Evet, o da var ama ben çok onu tercih etmiyorum. Niye, saçları da parlatıyor sirke? Bilmiyorum, kokusunun geçmediğini düşünüyorum ya. Onun biraz, evet. Ama... Aslı Hanım, sizin böyle ritüelleriniz var mıdır? Sirkeyle yıkanıyorum. Vallahi sirke çok iyi geliyor bana. İnan ki sirkeyi böyle döküyorum. Mesela bazen böyle bir ağırlık oluyor, bir negatiflik oluyor sanki üzerimde. İşte olabilir yani, hani göz bana göre nurdur da dil çok fenadır. O sebeple bazen şey yapıyorum işte, biraz dua ediyorum. Mesela bana dualar çok iyi geliyor işte. Nedir? Nas felaktır, hani nazar ayetidir. Evet. Ondan sonra işte bazı, işte ben Ayetel Kürsi'yi ezbere bilirim mesela, evden çıkarken mutlaka okurum. Mesela benim bir duam vardır. Onun anlamı da şudur. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Rabbi yestir ve la tuestir, Rabbi temmin bil hayır. Bu o kadar güzeldir ki anneannem bunu bana bebekken öğretti. Benim bunu demeden kapının eşiğinden çıktım, görülmemiştir distes. İyi ki bana bunu sordun. Belki hani buradan da söylemiş olalım. Bir de sirkeyle yıkanıyorum, vallahi çok iyi geliyor. Ki yaş kaçtı? Ben 24 yaşındayım. Hani kızlar gelmeden biraz tanıyayım istedim 24 seni. 24 yaşındayım. Eşinin yaşı? 28. Peki eşin ne işle meşgul? Esnaf. Esnaf? Esnaflık. Koltuk malzemeleri satıyorlar döşemecilere. Evet. Evet. Peki senin bir iş hayatın falan var mı? Hayır, ben çalışmıyorum. Evde. Daha önce de çalışmadım. Hiç çalışmadın? Hayır. Ne mezunsun? Falan yapıyorum ben. Muhasebe okudum. Ha, muhasebe oyun okudum. Yayını o şekilde. Kapı çaldı. Ben bir kapıyı açayım. Kolay gelsin. Sana bol şanslar. Çok naif, çok heyecanlı. Yani... Bak, güzel püf noktaları da öğrendik. Böyle bir tarçınlar üfledik, bereket gelsin, güzel şeyler gelsin. Defne yaprağı ile adı çayını birlikte yakın diyorlar mesela. Böyle bir evde bir gezdirin diyorlar, o da iyiymiş. Bir de bunu hatırlıyorum, bir de gül suyu bana iyi geliyor. Böyle gül suyu sabah akşam sıkarım, çok iyi gelir. Aklıma geldikçe ben paylaşırım güzel izleyicilerimizle. Şimdi bakalım gelinler gelsin, neler olacak? Hoş geldiniz. Final evine. Birincinin evine. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Birinci belli hayatım. Puanlarından haberi yok sanırım, kıyamam. Benim altına ihtiyacım yok zaten. İnşallah evinde yapışkın sticker yoktur. Girişte Elif ne dedi anlamadım. Gerçekten kafam karıştı. Sanırım sticker demeye çalıştı ama bir şeyler karıştırdı. Bence anlayamadık hiçbirimiz.